Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 24 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede taşeron işçi, geçici işçi ve dört çevre çalışanlara yönelik düzenlemelerde yer almıştır. Bu düzenleme olumlu olmakla birlikte kamudaki taşeron işçilerin tamamını kapsamamaktadır. Kapsama alınmayan kuruluşların başında kitler gelmektedir. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadroya geçerken kitlerdeki 50 bin kişi kadro dışı kalmıştır. Kitleri kapsam dışında bırakmak hakka ve hakkaniyete aykırı olmuştur. Bakınız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 24 Aralık 2017 günü Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda kapsama giren kurumları belirtirken Atatürk Orman Çiftliği ve TİGEM'in ismini vererek ayrı bir listede, ek bir listede olduğunu söylemiş ve kardeşlerimizin içi rahat olsun demiştir. Bunun üzerine başta TİGEM'de çalışan taşeron işçiler adeta bayram sevinci yaşamış, ancak ayrıntılar belli olunca hayal kırıklığına uğramışlardır. Arkadaşlarımız bizlere ulaşmaktadır. Biraz önce Van Gölü Feribot işletmesinde çalışan taşeron işçiler aramışlardır. Kitlerde çalışan taşeron işçilerin kadro dışı bırakılması kabul edilemez ve bunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Yine hastanelerde bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager, radyolog olarak çalışan binlerce sağlık personeli de kadro alamadığından büyük bir şok yaşamaktadır. Halbuki asıl işi yapan ve kanun ve kararnamede aranan tüm şartları taşıyan taşeron işçisi sağlıkçılar sadece ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri %70'in altında olduğu gerekçesiyle kadro dışı kalmışlardır. Yine tüm şartları taşıdığı halde %70 gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçilere de kadro verilmemektedir. Böyle bir gerekçenin hiçbir izahı olamaz. Bu çalışanların taşeron personeli olduğu açıktır. İhalede personel çalıştırmanın yanı sıra malzeme ve yazılım ve benzeri işlerde olması bu çalışanların taşeron işçisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Herkes bilir ki bu çalışanlar işvereni tanımaz bile. Yapılan ihalelerde işverenler değişir, onlar aynı işte çalışmaya devam ederler. 20 yılı aşan süredir bu şekilde çalışanlar vardır. Dolayısıyla kadro dışı bırakılmaları büyük haksızlıktır. Yine kapsam bakımından hesaba katılıp katılmadığı belli olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, kaymakamlıklar, sosyal yardımlaşma vakıfları, okullar ve benzeri yerlerde çalışanlar da bulunmaktadır. Bakınız, Malatya Beydağ Konaklama Merkezi Suriyeli kampında çalışan özel güvenlik personeli kendilerinin başvurularının kabul edilmediğini söylemektedir. Amacın kamuda taşeron işçisi çalıştırılmasına son verilmesi olduğu düşünüldüğünde kurum ve ihale ayrımı yapmadan taşeron işçilerin tamamının kadroya geçirilmesi daha uygun olacaktır. Adalet ve eşitlik ilkeleri de bunu gerektirmektedir. Ayrıca 4 Aralık'tan önce çalışmış olanların kapsam dışında bırakılmış olması da hakkaniyete uygun düşmemektedir. Çünkü yıllarca taşeron işçi olarak çalışıp 4 Aralık öncesi görevlerine son verilmiş olanların kadro hakkı yokken sadece 4 Aralık günü işe başlayan ise kadroya geçebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümetin kadro alamayan taşeron işçilerinin feryadını duyacağını ve bu çalışanları kadro kapsamına alacağını umuyor ve bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde kişi için olumlu bir düzenleme yapan hükümet, sayıları binler düzeyinde ifade edilen kadro mağdurlarını da dikkate almalıdır. Hayırlı bir düzenleme yapılmıştır ve bu da tamamına erdirilmelidir. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nda 100 bin üzerinde taşeron işçisi kadro alırken yıllardır asıl işte çalışan vekil ebe hemşireler, aile sağlığı çalışanları ve aile hekimlikleri tıbbi sekreterleri olmak üzere toplamda 9 bin çalışana kadro verilmemesi de hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Yine sayıları 3 bin civarında olan vekil imam ve müezzinler ile çok düşük ücretle çalıştırılan fahri öğreticiler de
umutla beklemektedir. Esasen köklü bir düzenleme yapılmalı. Kitler de dahil tüm kamuda taşeron, sözleşmeli, 4C'li, geçici, fari, ücretli ve